imanla inanç arasındaki fark. Şimdi çok insan bunu karıştırıyor. Bunun için size ben örnek olarak Hucurat Suresinin 49. Hucurat Suresinin 14 ve 15. ayetlerini delil olarak ileri sürüyorum. Bakın orada şimdi itikat ne demek? İtikat inanç demektir aslında. İnanç ne demek? Yani tasdik demek. Tasdik ne demek? Tasdik de kesin karar demek. Yani şüphenin gitmesi, izale olması. Şüphenin izale olup bir kesin kanaatin oluşması. Tamam, bu iman, iman için gerekli olan bir şey. Yani inanç olmadan iman olmaz. Ama imanla inanç birbirinden ayrı şeyler. Bunu ikisini birbirine karıştırmamak lazım yani. Şimdi bu Hucurat Suresinin 16. ayeti ne diyordu? Galetil Arabu amenna. Çok açık. Araplar Hazreti Muhammed'e teslim olduktan sonra, yani uzun süre artık şirk durumlarını bırakıp da gelip Hazreti Muhammed'e teslim olmayı kabul ettikten sonra diyorlar ki tamam biz iman ettik. Yani teslim olduk. Yani tasdik ettik. Yani boyun eğdik. Tamam Muhammed ne diyorsun? Neye inanmamız gerekiyor? Tamam biz sana kabul ettik yani. Bunu iman olarak sunuyorlar. Ama ayet bunu iman olarak kabul etmiyor. Yani ayet tasdiki iman olarak görmüyor. Sadece o zaman ne diyor? Galatil Arabi amene kullem tüminu. Hayır hayır iman etmediniz sen. Velakin kulu eslemna. Doğrultuyor bak ayet. Diyin ki teslim olduk. Teslim olduk yani tasdik ettik yani. Tamam. Yani senin dinini kabul ettik yani. Velemma yedhul imanu fi kulubikum. İman henüz sizin kalplerinize girmedi. Dikkat edin. O zaman demek ki imanla inanç arasında bir fark var. Peki iman ne? Eğer inanç tasdikse iman ne o halde? O zaman başka bir şey iman. İman şu. İman İnanç edilen şeye karşı insanın kalbinde oluşacak, dikkat edin teknik bir kavram kullanıyorum, duygusal değerlilik yaşantılarıdır. Bu kavram bana aittir. Duygusal değerlilik yaşantıları. Bu yaşantılar oluşmadan iman olmaz. Yani bu, açıyorum, ne demek duygusal değerlilik yaşantıları? Hayır, hayır. Hayır, hayır, davranışa daha gelmedi. Yani içeride oluşacak duygusal değerlilik yaşantıları. Duygusal değerlilik yaşantıları demek, iman edilen şeylere karşı insanın içinde hissedeceği, dikkat edin, Allah ise bir, saygı, yani huşu, haşyet yani, veya korku, veya umut, güven, sevgi, bunlar iman edeceğimiz karşı, şeye karşı içimizde oluşması gereken şeyler. Kur'an-ı Kerim'de bunlar hepsini sık sık tekrar eder yani. İnnemâ yahşallâhu min ibâdihil ulemâ. Gerçek alimler Allah'tan saygıyla korkarlar. Korkma imanın bir parçası, dikkat edin. Veya huşû. اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Huşû halindedir. Huşû demek saygı duymak yani. Yani saygı nasıl oluşur? Saygı onu düşündüğünüz zaman veya onun fiillerini, onun nimetlerini düşündüğünüz zaman içinizden ona karşı bir saygı oluşur. Veya meveddet, sevgi. Ona karşı içinizde bir sevgi olur. O zaman dikkat edin, iman kalpte oluşacak bu anlamdaki duygusal değerlilik yaşantıları. Bunlar oluştuğu zaman ancak iman oluşur. Bunlar oluşmadığı zaman sadece itikadınız var demektir. Size itikatla ilişkin bir iki tane önerme vereyim, daha iyi anlaşılsın. İtikat şu demektir. Evet. Nerede olduğunu bilmediğimiz bir Allah var. Tek bir Allah var. Bu bir itikattır. İki, Çin'in başkenti Pekin'dir. Çin'in başkenti Pekin'dir cümlesi nedir? Doğrudur. Değil mi? Ve bende hiçbir şey uyandırmaz. Sadece itikat ederim, tasdik ederim ki evet Çin'in başkenti Pekin'dir. Ve itikat ederim ki evet bir Allah vardır. Aynen. Hiç farkı yok. İnanç budur bakın. Yani sizde herhangi bir şey doğurmaz. Sadece siz bir mantık yürütme sonucunda, diyelim ki inkardan, inattan, istinadan veya cehaletten aşarak bunları elimine ederek kanaat getirirsiniz ki evet bir Allah var, mantıken bir Allah var. Ama o kadar. Sizin kalbinizde herhangi bir şey uyandırmaz. Dolayısıyla inanç budur işte, tasdik budur, itikat budur. Bu din için gereklidir. Bakın ben bunu küçümsemiyorum.
Yani amentü gereklidir. Evet, dinin şimdi bunun bilinmesi gerekiyor. Ama kardeş bu iman değil. İman ayrı bir şey, iman edinilecek bir şey. Ya sahabe, meşhur bir rivayet biliyorsun, sahabe birbirine demiş, gelin oturup bir saat iman edelim. Ne demek bu? Yani birbirimize sohbet edelim, birbirimizi uyaralım, ayet okuyalım. Şu bu da içimizde iman oluşsun. İman edinilecek bir şeydir, dikkat edin. İman edinilecek bir şeydir ya. Yani imanınız olur veya olmaz. İmanla şöyle, yani iman budur dediğim gibi. Şimdi imanla amel arasındaki ilişkiye gelelim. Biliyorsunuz kelam tarihinde imanla amel arasında 2-3 çeşit ilişki kuruldu. Bunlardan bir tanesi Sünnilerin, Mürciye'nin ve Maturidilerin ve Ebu Hanife'nin kurduğu ilişki. Ebu Hanife'nin hatası, Mürciye'nin hatası, Maturidilerin hatası, Sünnilerin hatası imanla inancı yani tasdiki bir saymalar. Yani tasdik demek iman demektir. Dolayısıyla bu bir eksik kavrayış. Onun için iman, amel ayrıdır. Sünnilere göre iman ayrıdır, amel ayrıdır. İman nedir peki? İman da tasdiktir. Tasdikin olduktan sonra tamam sen iman etmişsindir. Ameller, ha ameller onun meyvesidir. Ameller onun sonucudur. Olsa da olur, olmasa da olur. Olsa iyi olur. Ama yani imanı sadece tasdik olarak şey yaptılar, ifade ettiler. Bunun karşısında biliyorsunuz kim vardı? Hariciler vardı. Hariciler ne diyorlardı? Hariciler de diyorlardı ki hayır, amel imandandır. Amelle iman birdir. Ameli olmayanın imanı yoktur. Hazreti Ali'yi niye öldürdüler? Yanlış bir amel yaptığından dolayı yani. Büyük günah işlediğinden dolayı. Değil mi? Büyük günah işlediği için dediler ki sen kafir oldun. Halbuki bir insan büyük günah işlemekle yani normalde kafir olmaması lazım. Ama eğer itikadınız amelle imanın birlikteliği olduğuysa, ameliniz yoksa yani büyük günah işlediyseniz o zaman otomatikman kafir oluyorsunuz. Hariciler de böyle bir çözüm buldular. Sonra da Mutezile geldi. Mutezile ikisinin arasında bir yol buldu. Mutezile'nin çözümü ne? Mutezile'ye göre evet ameller imandan bir parçadır ama ameli olmayan bütünüyle kafir değildir dediler. Ne dediler ya? El menziletu beynel menzileteyn. Mutezile'nin çözümü de bu. Yani bir insanın imanı var ama ameli yoksa o insan ne mümindir ne de kafirdir. İki arada bir derededir. Yani orta bir yerdedir. Ona ne mümin denir ne de kafir denir. Bu tezinin çözümü de bu. İslam tarihinde. Şimdi ben kendi görüşümü söylüyorum. Şimdi bana göre Mürciye'nin, Ebu Hanife'nin imanla ameli birbirinden iki ayrı şey olarak tespitleri doğrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de öyle diyor. İnnel lezine amenu ve amenus salihat. Yani amel ayrı bir kelime, iman ayrı bir kelime. Eğer siz ameli, amelle kastedileni imanın içine sokarsanız, o zaman dikkat edin, dili tahrip etmiş olursunuz. Yani bu dikkat edin, dilin tahrip edilmesidir. Halbuki Arap amel için başka bir kelime bulmuş, iman için başka bir kelime bulmuş. O zaman amel imanla aynı şey değil. İki ayrı şey. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de اِنَّ لَذِينَ اَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ diyor. İki ayrı şey. Yani iki ayrı akt, iki ayrı muhteva, iki ayrı içerik, ikisi birbirinden müstakil. Ama Ebu Hanife'nin veya Mürciye'nin veya Sünnilerin hatası nerede? Hatası şurada. İtikadı iman olarak gördüler. Ve imanla amel arasında kopmaz bir bağın olduğunu, ilişkinin olduğunu göremediler. Benim sözüm şu. Ben diyorum ki imanla amel iki ayrı şeydir ama ikisi birbirine bağlı şeydir. Tıpkı iki zincir halkasının birbirine bağlı olduğu gibi. İki zincir halkası birbirinden iki ayrı şeydir ama ikisi birbirine bağlı şeydir. Biri geldiği zaman diğeri de gelir yani. Yani bunu Türkçe ifade edersem ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ateşle duman arasındaki ilişki neyse imanla amel arasındaki ilişki de budur. Veya küpün içinde ne varsa dışına o sızar. Küp itikattır. İçindeki su imandır. Onun dışarıya ıslaklık olarak yansıması ameldir. Dolayısıyla ameli olmayanın imanı olmaz. Yani imanı olmayanın ameli olmaz. Bir insanda amel yoksa amelin olmaması onun imanının olmamasından kaynaklanıyordu. Çünkü imanın olduğu yerde zorunlu olarak amel vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim sık sık insanların iman etmelerini ve imanlarını tazelemelerini ister. Bakın size bununla ilgili
Yani bu imanın nasıl insanlardan kaybolduğunu ve tazelenmesi gereken bir şey olduğunu Kur'an'dan bir ayetle ifade edeyim. Bu Hadid 57. Hadid suresinin 16. ayeti. Şöyle diyor. Elem ye'ni lillezine amenu en takşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele bihil hak. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürperme zamanı gelmedi mi? Ne demek Türkçesi? Yani iman etme zamanı gelmedi mi? Bütün bu sayılar kalplerinin ürpermesi, az önce tanımladığım anlamda yani iman. Yani iman et, inancı olanların iman etme zamanı gelmedi mi? Elem ye'ni lillezine amenu bak, dikkat et. Bu inançlara yapılan bir hitap, müminlere yapılan bir hitap. Kendilerinin mümin olarak olduğunu iddia edenlerin imanlarını arttırma, iman etme zamanı gelmedi mi onları? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlar, onlardan birçoğu fasıktır. Abi çok açık ya, ehli kitabı kastediyor ya, Yahudiler ve Hristiyanlar. Yani zaman geçince aradan kalpleri katılaştı ve çoğu da fasık. Dikkat edin bakın, şu anda Müslümanların durumu, benim kişisel kanaatim, bu ayetteki durumla aynıyız. Ehli kitabın içinde bulunduğu durumla bizim durumumuz aynı. Hiç fark yok. Niye? Aradan uzun zaman geçti. Kur'an'ın indiği zamanla ehli kitabın arasında 1500-2000 sene var. Kur'an'ın inmesinden şimdiye kadar da 1500 sene var yani. Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım, durumumuzu net görelim. Şu anda bizim durumumuz bu ayetteki durum gibi. Dikkat edin, bu ayeti Allah 7. yüzyılda Araplara söylüyor ya. Araplara, müminlere söylüyor. Aradan 1400 sene geçti. Arkadaşlar yani imanın gitmesi, kalbimizin katılaşması kadar doğal olan ne var yani? O halde yani şunu ifade edelim, sürekli iman edilmesi gerekir. Yani iman edilmesi gereken bir şey. Şöyle bir iki benzetmeyle biraz daha netleştireyim. Ben itikatla imanı buzla kaynayan suya benzetiyorum. İtikat buzdu, donmuş. Ama iman kaynayan sudur. Kaynayan su olduğu zaman biliyorsunuz buhar enerjisi doğuyor. Yani hareket doğuyor. Sıcak su, kaynar su. İman dediğiniz böyle bir şey yani. Veya bir başka benzetmeyle yapayım. İtikat sahibiyle iman sahibi cenaze ile canlı arasındaki fark gibi. Cenaze ile canlı aynı kişidir. Ama biri canlıdır, diğeri ölüdür. İtikat ölüdür, iman canlıdır. İtikatla iman arasında böyle ayrı iki fark var yani. Benzetmeler biraz net yani, hiç yanlış anlamaya müsaade etmeyecek tarzda ve çok doğru benim kanaatim. Onun için dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de imanın artmasından ve eksilmesinden bahseder yani. Gayet makul ve mantıklı. Ayetler geldiği zaman zâdetum imanen diyor. Onların imanlarını arttırır. Kalplerin katılaşması, işte taşlaşması, hastalanması, bütün bunlar ne? Bunlar da itikada dönüşme veya imanın kalpten gitmesi yani. Bu kadar basit yani. O zaman demek ki yani sünni teorinin şu anda geçerlikte olan, her yerde olan teori, itikadı iman sanıyor. Yani itikadın varsa imanın var, tamam yani. Dolayısıyla imanın kimde olduğu bilinmez diyorlar yani. Ya böyle bir şey var mı ya? Nasıl imanın kimde olduğu bilinmez? İmanın kimde olduğu herkes gayet açık, net bilir. Niye? Çünkü o gayet basit olarak ameline yansır ya. Amelin, yani amellerini biz net bir şekilde olarak görürüz yani onların iman edip etmediği. Zaten ayetin devamında da Hucurat suresinde ne diyordu? Bakın, imanı tanımlayan ayet, o reddi yaptıktan sonra diyor ki innemel müminun, müminler ancak şunlardır. Ellezine amenu billahi ve rasulih, Allah'a ve Resulüne itikad ederler, yani iman ederler. Sümme lem yertabu, şüphe de duymazlar. Çünkü az önce dedik ya, şüphe olursa itikad yani tasdik olmaz, o gerekli olan bir şey. Şüphe edilmeyecekler. Tasdik olur. Tamam, bu da tamam. Bak ondan sonra gelen ve cehadu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Ondan sonra da amel getirdi bakın. O zaman yani
belki Mutezile'yi ve haricileri kandıran bu ifade, biliyor musun? Bunları sayınca millet sanıyor ki bunlar imanın parçası. Hayır, bunlar iman olan insanların çıkabilecek davranışlar. Kardeşim, müminsen eğer Allah yolunda malınla canınla cihad edersin. Ben o zaman senin mümin olduğunu anlarım. Bunlar yoksa sende, o zaman senin iman yok abi ya. Sende iman yok, sen imansızsın. Onun için Türkçe'de dikkat edin mesela, şen'i fiiller işleyenlere halkımız ne der? Vay imansız vay, vay dinsiz vay. Tam tamına doğrudur. Vallahi doğrudur ya. Adam da din iman olsa lan onu işler mi ya? Ama o adam kafir değil, o adamın itikadı var. Yani şu, affedersin, özge canı öldüren Berat. Yani bu adama kafir diyebilir misin? Yok, o adamın itikadı var. Ha, adamda iman yok ya. Abi iman yok ya. Yani şu anda İslam dünyasının %80, %90 imansız. Samimi söylüyorum. Ya şu iman olsa Allah aşkına, şu Kabe'yi o hale getirirler mi abi ya? Yani şu anda Kabe men hattını geçti abi. Öyle mi? Men hattını geçti Mekke'ye. Mekke men hattını. Hiç fark yok yani. Dubai'de bir kişi 150 bin dolar yıllık milli gelir. Mogadishu'da şurada burada insanlar acından ölüyorlar. Abi iman olsa böyle bir şey olur mu ya? Hayır, kendimize bakalım, kendimize ya, ülkemize. Sivas'a bakın, Türkiye'ye bakın, her yere bakın. Çok net, gayet açık, kimin imanlı, kimin imansız olduğunu rahatça görebilirsiniz ya. Bu kadar basit yani. Hocam, ağında da dini yalanlama yetiniyor. Aynı. Dini yalanlayan amelle irtibatını rahat bir şekilde kurabiliyor. Şimdi peki burada önemli bir şey daha var. Bunu da ifade etmem lazım. Şimdi şöyle sanmayalım bakın. Sanki şu, az önceki ayet şöyle bizi bir yanlış şeye götürmesin. Dinin doğuş anından uzaklaştıkça doğal olarak, nedensel olarak iman da azalır. Abi bizi kınama ya. Arada 1400 sene geçmiş ya. Ne yapalım ya? Ya böyle bir cevaba kapılabiliriz. Çünkü ayetten biraz öyle bir şey çıkıyor gibi yani. فَتَعَلَى عَلَيْهِمُ الْاَنَدْ Ne zaman ki aradan uzun zaman geçince diyor, ondan sonra kalpleri katılaştı. Tamam, bu bir veri yani, bu realite böyle de, fakat bu zorunlu değil yani. Yani şunu demek istiyorum, yani iman etmek sahabenin işi de, ondan sonra geri gel, yani uydurma bir hadiste ifade edildiği gibi سُمَّ الَّذِينَ يَرِنَهُمْ سُمَّ الَّذِينَ يَرِنَهُمْ Ya zaman geçtikçe bite sanki zaman ilerledikçe din zorunlu olarak determinizmli bir şekilde sona erecekmiş gibi bir dinin ölümünü ifade eden bir hadis. Ben asla öyle bir şeye inanmıyorum. Yani bu zamanla alakalı değil. Benim kişisel kanaatim şu, Kur'an'dan öğrenebildiğim kadarıyla, Kur'an'dan gördüğüm kadarıyla. Eğer hocam girişte okudunuz ya, ayetin mealini verdiniz ya, çok açık. Eğer Allah'ın ayetlerini, yani başladım ya, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Yani bunu sorup da bunun üzerine düşündüğünüz zaman çok rahat bir şekilde iman gelir yani. Yani imanın Kur'an-ı Kerim'deki ilk aşaması düşünmedir yani. Derin düşüncedir yani. Onun için Kur'an-ı Kerim 5-6 çeşit fiille sürekli düşünme yerde diyor, değil mi? Tefekkür, taakkul, tedebbür, tezekkür, tafakkul. Bir sürü fiillerle sürekli düşünmeyi. Peki neyi düşüneceğiz? Kur'an'da düşünmenin nesnesine. Kur'an'da düşünmenin iki nesnesi var. Bir, Allah'ın bize başta kendimiz olmak üzere. Başta kendimiz olmak üzere bizi bize bahşeden ve yaşamamız için de etrafımızda saymakla bitiremeyeceğimiz nimetler bahşeden Allah'ın nimetlerini düşünme. Azametini, büyüklüğünü, yansımasını tabiatta her yerde düşünme. Bu düşünmeyi başarabilirsek, İkincisi de Kur'an ayetleri. Az önce işte dedim ya, Allah diyor ya, ayetleri size çok açık kolaylaştırdım. İkincisi Kur'an ayeti. Kur'an ayetini okuyup onların üzerine düşünürsek abi iman gelir ya. Yani iman gelir. O işte sahabenin oturup bir saat iman edelim sözü de bunun kanıtı. Yani oturup eğer insanlarla bunu düşünüp mukayese edip münakaşa edersen iman edersin yani. İman doğar, iman gelişir. Dolayısıyla bunun zamanla alakası yok bakın. Yani bu düşünce yanlış. İslam'dan uzaklaştıkça, doğuş anından uzaklaştıkça iman doğal olarak kendiliğinden zayıflar, yok olur düşüncesi yanlış. Hayır. Kur'an'ı diriltmeye çalıştığını ya her zaman insan, eğer insansanız, akıl baliyseniz, reşitseniz, değil mi? Ayetlerin hitabı o değil mi yani?
Etraftaki insanlara çıkışırken onları düşünmeye çağırırken. Tabii ne kadar az düşünüyoruz. Ne kadar geçiyor. Evet. İyi. O zaman demek ki yani bu cehaleti, bu ataleti, bu vurdum duymazlığı, bu miskinliği, yani bu nankörlüğü, değil mi? İnne sana zalûmen cehûle, zalûmen cefûra. Abi bu bizim niteliğimiz ya, hepimiz böyleyiz yani. Bunu terk ettiğimiz oranda, yani nankörlükten çıktığımız oranda iman gelir. Yani düşünmeyi gerçekleştirdiğimiz zaman gelir. Kur'an okuduğumuz zaman gelir. Yani o, çünkü Kur'an'da da bunların anlatımı var, değil mi? Yani dışarıda, ya dışarıda bulursun ya da Kur'an'da bulursun bunları. Dolayısıyla bunları edindiğimiz zaman, yani bunları yaptığımız zaman ben Kur'an'ın rahatça tekrar Kur'an'ın yani bu amaç, bu araçla iman edebileceğimiz kanaatindeyim.